Dizinin adı The English Game. Fakat dizinin temel karakterleri arasında İngiliz yok. Birisi kural koyuyorsa o The English oluyor. İşte kurumsallaştırma işi English oluyor. Kuraldan kaçmak, kurala karşı çıkma şeyi daha Galler oluyor, İskoçya oluyor, İrlanda oluyor. Maç aslında 2-1 bitiyor. Fakat 2-0 olarak tescil ediliyor. O dönemde kişinin kendi kalesine attığı golü saymıyorlar. 3 tane ayrı oyun var aslında. Biz aslında bugün futbol dediğimizde bu 3 oyunun toplamı denilen şeye futbol diyoruz. Burjuvazi soyluluğa karşı gibi boyut da var orada. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından İki lafın belinden herkese merhabalar. Ben Ahmet Orhan. Süreyya Tamer Kozaklı ile birlikte gündemin hafif sağında solunda kalan konular üzerine sohbet edelim. Görüş alışverişi yapalım diye böyle bir program tasarladık. Mesela bugün The English Game adlı Netflix dizisi üzerine biraz konuşalım istiyoruz. Tamer, sen de bir giriş yap istersen, sonra da başlayalım. Evet, yani burada daha çok böyle kültür, edebiyat, diziler, filmler, futbol. Bir de bu korona salgını nedeniyle içimiz dışımız salgın, Covid, hükümetlerin aldığı önlemler, önlemlerin yetersizliği falan olduğu için böyle bir nebze ondan kaçıracak insanları, biraz nefes alacak bir alan yaratır mıyız düşüncesiyle aslında ben bir şey yapalım istedim. Hatta şimdi koronaya değineceksek de hemen değinip onu bir kenarda bırakıp devam edelim diye düşünüyorum. Koronaya değinmeden olmuyor zaten, gerçekten haklısın. Şimdi korona ile ilgili şöyle bir laf var, çok yaygın konuşulan. Koronadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye bir laf var. Evet. Bunu gazeteciler, aydınlar, düşünce insanları, akademisyenler her zeminde dile getiriyorlar. Haklılık payı var bu lafın. Ama ben şunu da vurgulamak istiyorum. İnsanlar çok beklentiye kapılmasınlar. Koronadan sonra birçok şey eskisi gibi olacak maalesef. Yani buna da hazır olmaları insanların yerinde olur diye düşünüyorum. Tabii ki korona insanların bir şeyleri sorgulamasına yol açacak, bir sürü şey olacak ama beklentiyi düşük tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani şöyle mi, koronadan sonra da televizyonu açtığımızda aynı kanalları göreceğiz. Üç aşağı beş yukarı aynı insanlar çıkıp aynı şekilde konuşuyor olacak. Evet, yine Sokağa çıktığımızda aynı şeylere maruz kalacağız. Aynı işi yapanlar aynı paraları alıyor olacak. Aynı şekilde yaşıyor olacak. Yani burada bir ümitsizlik amacıyla söylemiyorum. Bunu da öteki türlü aşırı ümidi engellemek için. Yani şunu demek istiyorum. İnsanlar kendileri örgütlenmedikçe, mücadele etmedikçe dünyanın dönüştürülmesi mümkün değil. Bir virüs insanların şeyini üstlenemez. Yani virüse de yazık. Umrunda da değil zaten. Evet. Yani virüsle olmaz, mücadeleyle olur. Katılıyorum, destekliyorum. Bu English Game dizisini izleyince, yani bir futbol taraftarı ve futbol sempatizanı bir insan olarak çok şey düşündürdü bana. Sen de daha önce konuştuğumuzda sen de öyle olduğunu gördüm. Futbol üzerine düşünmemize yol açan bir dizi. Üzerine düşünmeye değer bir dizi. Bir kere çok kaliteli çekilmiş bir dizi bence. Kesinlikle. Nitekim hani İngiltere'nin geleneğinde de var bu tarihsel şeyleri. Herhalde dünyada en iyi çeken toplum diyebiliriz. Bunda şeyin de payı var. Kentler zaten çok değişmemiş. Tam bunu söyleyecektim. Yani hiç zorlanmadan burada tarihsel bir atmosferi yaratabilirsin. Sadece kıyafetlere bakıyor ki aslında o vintage mağazaların da bu kıyafetlerin birebir aynılarını da bulabiliyorsun. Evet. Oxford'u düşün. Yani sokaktan bisikletleri toplarsan 19. yüzyıl Oxford'unu hiçbir şey, sadece bisikletleri toplayarak çekebilirsin yani. Tamer, geçen yıldı galiba bir sosyal medyada bir fotoğraf dolaşıyordu. Oxford'un geçen yüzyıldan bir meydanının fotoğrafı, bir de bu yüzyıldan hiçbir şey değişmemiş. İşte ben o fotoğraftan yola çıkmıştım. Orada sadece bu günümüzde çekilende çok sayıda bisiklet vardı. Doğru, Fark doğru. etmiş. Onları çıkardığında aynı manzara aynıydı yani. Yani o yüzden bir tarihsel dizi çekmenin bir kere plato kolaylıkları var. Oyunculuk Kesinlikle. konusunda zaten çok ileri bir topluluk. Yani çok oyuncu yetiştiriyor. Yani figüran düzeyinde adamlar bile iyi oyuncu. Evet. Bir de önemli bir nokta sınıf dediğimiz şeyi oyuncular çok güzel bedenlerinde taşıyabiliyorlar. Yani bu dizide işçi sınıfını oynayan bir sonraki dizide bir aristokratı da oynayabiliyor. Yani
O anlamda bir bilgileri, tecrübeleri var. Dizi aslında 19. yüzyılın son çeyreğinde geçiyor. Ve de bir bakıma İngiltere'de futbolun kuruluş hikayesini anlatıyor diyebiliriz. Aslında futbolun ortaya çıkışı İngiltere'de biraz daha eski, bir 30-40 yıl daha geriye gidiyor. Ama son çeyreğinde, 19. yüzyılın son çeyreğinde hem federasyon bir otorite olmaya başlıyor bu oyun üzerinde. Hem yeni kurallar konuluyor, hem bir de kitleselleşme başlıyor. Yani insanlar maç izlemeye başlıyor. Futbolcular çıkıyor ve dizide de aslında ilk profesyonel futbolcuların ortaya çıkış hikayesi anlatılıyor. Ve nasıl bir futbolun seçkin sporu olarak başladığını ama sonradan halka, yani ezilen sınıflara da ait bir pratik haline geldiğini anlatıyor kabaca dizi. Ki futbolun kendi hikayesi de böyle aslında. Aslında aristokratlar ya da işte soylular bu oyunu icat etmiş, oynamaya başlamıştı. Oradan fabrikalara, işçilere ya da kenar mahallelere gitmiş gibi bir şey yok aslında. Aslında futbol böyle çıkmıyor ortaya. Ama bu Efe ile beraber, yani federasyonla beraber, orada tabii kralın ve kraliçenin de bir takım bu okulların etkinliklerini düzenleme gibi bir ritüellerinin de katkısıyla kuralları koymaya başlayanlar soylular oluyor aslında. Lig sistemini de onlar getirmiş oluyor aslında. Evet evet, kurumsallaştıran onlar oluyor diyebiliriz kabaca. Ve aslında nereden çıkıyor? Seçkin okullardan mezun olan kişilerin ki burada old boy deniliyor onlara. Daha Amerika kültüründe alumni dediğimiz, Türkçe'de mezunlar dediğimiz, hemen hemen her seçkin lisenin ya da üniversitenin mezunlarından oluşan takımlar oluşuyor. Bunlar arasında bir lig oluşturuluyor. Daha sonra yavaş yavaş kentlerden, kasabalardan da bu lige katılmak isteyen fabrikaların desteklediği aslında hikaye bu kabaca. Yani bu, onlar da bu lige katılmaya çalışıyorlar. Ve yani işler böyle gelişiyor. Tabii ilk federasyon dediğimiz, yani ilk futbol federasyonu dediğimiz şeyin nüvesi Eton College'de. Eton College, hani İngiltere'nin belki creme de la creme dediğimiz, krema tabakasının da kreması bir okul. Neredeyse İngiltere'nin en varlıklı insanları, lordlar, yönetici sınıfı şeyleri, buna kraliyet ailesi de dahil, çocuklarını Eton College'e gönderiyorlar. Bugün okuduğum bir yorum şöyle söylemiş, çok güzeldi bence. İngiltere'nin Enderun'u diyordu. Evet evet. Nitekim hani mezunlarının neredeyse yarısı Oxford'a, yarısı da Cambridge'e gidiyor. Bu okuldan mezun olanların o yıllarda durumu bu. Bu yıllarda da %70 civarında Oxford ve Cambridge'e gidiyorlarmış. Yani o gelenek sürüyor aynı zamanda. Evet, o gelenek sürüyor. Bir de şöyle bakmak lazım. Eton College'ın yıllık ücreti bugün yaklaşık 45 bin ile 50 bin pound arası. Yaklaşık 20'nin üstünde başbakan çıkarmış bu okul. Mesela William Pitt, Grenville, sonra Wellington, sonra tanıdığımız kimler? David Cameron, yakın zamanda Boris Johnson Eton'dan mezun olmuş. Ayrıca Huxley gibi, George Orwell gibi romancılar var tanıdığımız, Eton'dan mezun olan. Ve belki de hani 20. yüzyılda dünyanın başına bela almış desem çok bir şey yaparım. Keynes de Eton'dan mezunmuş. Ben bunu bilmiyordum. Bugün öğrendim. Prens Charles. Evet. Charles ve şu andaki diğer iki prens daha var ya. Evet. Onlar da Eton mezunu. Bu Eton College'ın bir de kanlısı varmış, belalısı varmış. O da Saxon United High School. Bu iki okul inanılmaz bir kavga içindelermiş. Böyle karşılıklı bıçak çekmeler, birbirlerinin arabalarını taşlamalar, mesela maç yapmak için birbirlerine gelip gittiklerinde gerçekten hani bir Galatasaray'ın Kadıköy'e gelişi gibi ya da işte İnönü'ye gelişi gibi, Bursa Beşiktaş gibi böyle şeyler oluyormuş gerçekten, hikayeler oluyormuş. Bir de her yılın Mayıs'ının ilk pazarı, bizde hani pilav günleri falan vardır ya bu okulların, geleneksel okulların, bunların da fish and chips günleri oluyormuş. Ve kraliçe de davetli oluyormuş o güne, fish and chips gününe. Ve kraliçe gelip o yılki okul birincisine sir unvanı veriyormuş. Yani Eton'ı birincilikle bitiriyorsa otomatik olarak sir'sin.
Zaten büyük bir ihtimalle de sorsun. Zaten olacak. Burslu da öğrenci alıyor çok az da olsa. Burslu evet. Öğrenci diyormuş okul. Yani çok çok güçlü referanslarla falan burslu öğrenci alıyor tabii. Nitekim 19. yüzyılda dizide de burada başlıyor. Etonyalı diyor bu insanlar. Hem öğrenciyken hem mezun olduktan sonra. Yani mezunlara ait bir lig. Muhtemelen bir yetişkin sporu olarak kurgulanıyor. Ve liselerin takım kurması düşünülmüyor. Nitekim bu takımda oynayan oyuncular aynı zamanda büyük bir kısmı Oxford ve Cambridge öğrencileri ya da oradan da mezunlar. Nitekim Kinnaird, bu temel iki dizinin temel iki karakterinden birisi olan Lord Kinnaird, Trinity College mezunu ve babasının bankasında. Ki bugün İngiltere'nin en büyük bankalarından Barclay oluyor daha sonra o banka. Hı hı. Babasının bankasında çalışan genç bir adam olarak bu takımda oynuyor. Bu takımın yıldız oyuncusu. Evet. Yine takımda yer alan arkadaşı, o da federasyon başkanı. Yani ilk federasyon başkanı. O da bu takımda oynuyor. Şimdi esas bana ilginç gelen nokta şu. Dizinin adı The English Game. Hı hı. Fakat dizinin temel karakterleri arasında İngiliz yok. Evet, oyun İngiliz oyunu. Ama oyunun kurucu aktörleri arasında İngiliz yok. Başlangıçta en azından. Bu şeyi ben bilmiyorum tabii. Bu hiç de dikkat etmemişim. İlk federasyon başkanı olan ve diğer arkadaşları. Onlar muhtemelen İngiliz ama yani şunu demeye çalışıyorum. En yıldız, en öne çıkan karakterler İskoç olduğu halde mesela British Game değil, The English Game. Ama burada bir ironi var. Hani İngiliz oyunu gibi okuyabilirsin bunu. Biraz Ali Cengiz durumları var çünkü. Yani Britanya'da bir şeylere birisi kural koyuyorsa o The English oluyor işte. Yani bir kurallaştırma, bir şey kurumsallaştırma işi English oluyor. Kuraldan kaçmak, kurala karşı çıkma şeyi daha Galler oluyor, İskoçya oluyor, İrlanda oluyor. Şimdi dizi şöyle başlıyor. Aslında bu lige iki tane takımın katılmasıyla başlıyor. Bir tanesi Darwen. Diğeri de Blackburn diye iki takımın katılmasıyla başlıyor. Bu takımlar tekstil fabrikası sahipleri tarafından oluşturulmuş takımlar. Ve de bu rekabet içerisinde bir yerlere gelmek, kupayı almak, başarılı olmak için bu fabrikaların sahiplerinden bir tanesi Lancashire'a Glasgow'dan iki tane oyuncu getiriyor. Şimdi dizide anlatılan hikaye böyle ama orijinalinde aslında ikiden fazla oyuncu getiriliyor. Örneğin Ferguson kardeşi de geliyor ve kardeşi de o takımda oynuyor. Ve bunlara bir para teklif ediliyor tabii. Alçak gönüllü bir para teklif ediliyor önce. Ve onlar bir tür ilk profesyonel futbolcular olarak bu takımlarda oynamaya başlıyorlar. Çok da etkili oluyorlar. Ferguson hem lider kişiliği var, hem oyunu teknik direktör diye bir şey yok. Mesela bu çok ilginç bir nokta. Evet. Takım kaptanı. Nasıl oynanacağını belirleyen kişi o. Yani sen şurada, sen şurada, sen şurada. Sen koşacaksın, sen vuracaksın falan gibi. Takım kaptanının belirlediği bir oyun. Etkili de oluyorlar. Fakat daha sonra ilk Darwen'e geliyor. Darwen de başarılı sonuçlar alıyor ama Darwen'in Eton'la yaptığı ilk maçta maç berabere bittiği halde uzatmayı oynatmıyor şeyler. Eton'lılar. Çünkü o güne kadar bu tür hikayeler maç başında konuşuluyormuş. Tabii Efe orada bir karar alıyor. Çünkü başkan da rakip takımda olmuyor. Yönetim kurulu zaten karşı takım. Tekrarlayacağız diye bir karar alıyorlar. Orada da tabii şeyi söylemek lazım. Gelip giden futbolcular trenle gelip gidiyorlar ve yakın mesafeler değil. Ve tren biletlerini kendi ceplerinden ödüyorlar. Yani haftaya tekrar gelirken tekrar o tren biletini almak zorundalar. Esas olarak bu berabere kalmayı sindiremediği için Eton'lular kendilerinin yönetsel şeylerinden de yararlanarak maçın uzatılmasını reddedip tekrar kararı alıyorlar. Fakat bu arada karşı takımda profesyonel futbolcu olduğu lafını konuşmaya başlıyorlar kendi aralarında. Kinnaird da bu takımın yıldızlarından birisi, Etonya'nın yıldızlarından birisi. Kaptandı galiba. Evet, takım kaptanı. Aynı zamanda işte santraforu. Gerçi Kinnaird'ın orijinal hayatında hemen her mevkide oynamış. Kalecilik de yapmış. Ayrıca Kinnaird'ın gerçek hayatta önemli şeylerinden birisi. Mesela Oxford'la bir maç yapıyorlar. Federasyon Kupası maçı. Maç aslında 2-1 bitiyor. Fakat 2-0 olarak tescil ediliyor.
Niye? Daha 1960'larda bir araştırmacı bulduktan sonra federasyon değişikliğe giderek 2-1 yapıyor maçı. Çünkü Kinnert kendi kalesine gol atıyor. Ve o dönemde kişinin kendi kalesine attığı golü saymıyorlar. Çok güzel bir hikayeymiş bu. Kinnert aynı zamanda tarihe kendi kalesine gol atan ilk futbolcu olarak geçiyor. Yani böyle bir şey de var. Tabii Kinnert'la ilgili çok dizide çok pozitif bir karakter ortaya konuluyor. Nitekim pozitif de bir karakter İngiliz futbol açısından ama çok negatif hareketleri var sonradan. Dizinin son bölümünde zaten federasyon başkanı oluyor ve 1923'e kadar federasyon başkanı kalıyor. Evet. Fakat mesela 1902'de kadın erkek karışık futbol oynanmasını yasaklama kararına imza atıyor. Hmm. 1921'de de kadınların futbol oynamasını toptan yasaklıyor. Aynı zamanda da evangelist birisi ve böyle bayağı Hristiyan vakıfları falan destekleyen birisi. Büyük bir banker tabii. Dizide yapılan yanlışlardan bir tanesi de Kinnard'ın gerçek karısı hiçbir zaman onun futbol oynamasını, futbolla bu kadar ilgilenmesini desteklemiyor. Hayatı boyunca adamın başının etini yiyor aslında. Babası gibi. Evet. Ama dizide sanki tersi bir karaktermiş gibi sunuluyor. Artık diziyi kadınlara da izletmek amacıyla mı böyle yapılmış? Çok çok doğru. Hemen bunu söyleyeyim. Ben hani eşimle izlerken gerçekten onu işte o Kinnard'ın karısı yakaladı ve onun üzerinden izledi zaten diziyi. Yani o kadının yapıp ettikleri, hani hatırlarsın birinci bölümde Kinnard gol atıyor ama karısı hiç mutlu olmuyor. Çünkü hani gladyatör gibi karşı takımı mahvediyorlar. Hani oynatmıyorlar. Centilmenlik değil yaptıkları diye filan. Hani o güçlü kadın duruşu filan kadınları çok cezbetti tabii bu dizide. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Tabii dizinin trajik kahramanlarından birisi de Jim Love. Aslında Jim Love bayağı hakkı yenilmiş bir kahraman. Aslında bence İngiltere'nin ilk profesyonel futbolcusu o. Çünkü Ferguson'dan bir yıl önce geliyor bir kere Lancashire'a. Evet, doğru. Ve de para karşılığı geliyor. Ve muhtemelen Ferguson'dan daha yetenekli bir futbolcu, daha iyi bir futbolcuydu diye düşünüyorum. Çünkü o Ferguson getirilmesine aracılık ediyor. Evet, doğru. O da ilginç. Böyle taşeronluk işleriyle uğraşan babası iflas edince, kendisi de bir takım işler bulamayınca böyle futbola yönelme gibi bir öyküsü var onun da. Taşeronluk derken at arabacılığı, hamallık, lojistik, mojistik gibi işlerle uğraşan bir aile. Ama o dönemde ciddi bir kriz oluyor Glasgow'da ve çok insan işsiz kalıyor. Fabrika grevleri bunları etkiliyor. Evet, geldikleri yerde bir tekstil havzası. Çok sayıda tekstil fabrikası var. Ve aslında kulüplerin sahipleri onları profesyonel futbolcu olarak değil de sanki kendi fabrikalarında işçiymiş gibi. Hatta fabrikalarda çalıştırıyorlar da bir ara, bir dönem değil mi? Evet, evet. Fabrikada da çalıştırıyorlar. Ama Jim Love sakatlanıyor. Dizide de anlatılıyor bu hikaye. Futbol oynaması imkansız deniliyor. İşçiliğe de dönemiyor. Trajik bir hayatı var. Askere yazılıyor. Mısır'da ölüyor. Hı. Ve oraya gömülüyor şehit olarak. O da önemli futbolcu. O da bir İskoç. Evet. Bu Fergus ile Love arasındaki fark galiba biraz şöyle. Sonradan yazılan çizilenlere baktığımız zaman şunu anlıyoruz aslında. Futbol o güne kadar biraz böyle gladyatör oyunu gibi ya da rugby gibi. Hani topu alanın tek bir amacı var. Gidip o kalenin üç direğin arasından geçirmek. Bunun için genelde hani en yetenekli ya da en güçlü kimse topu onunla buluşturuyorlar ve o yapabildiği kadar gidiyor. Topu kaybettiği yerde diğerleri kapıp ya kendileri deniyorlar ya da o güçlü olana, Kinnert mesela Old Etonian'larda, onunla buluşturup gol yapmaya çalışıyorlar. Fakat ilk defa Fergus şunu yapıyor futbolda, İngiliz futbolunda. Arkadaş böyle deli dana gibi koşturmayalım. Hiç kimseye bu kadar yüklenmeyelim. Ben sana vereyim, sen tekrar bana ver ya da en uygun adama topu ver ve böyle paslaşarak ileri gidelim düşüncesini ilk oturtan adam ya da ilk uygulayan adam Fergus aslında. Şeyle Love'la aralarındaki fark, bence de Love daha yetenekli bir adam gibi görünüyor. Fakat Fergus atıyor aslında.
Evet evet. Fergus da bizim Sir Ferguson gibi aslında gerçekten oyunu okuyup bir teknik direktör vari oyunu şekillendirmeye çalışan bir adam. Öyle bir futbol zekası evet, var. Yani dizide anlatılandan bir gördüğümüz kadarıyla yani daha lider bir kişilik. Evet. Jim Love daha skorel bir kişilik aslında. Evet. Nitekim Etonyalıları yendikleri maçtaki galibiyet golünü de Jim Love atmış. Şeyden bahsediyorum. Gerçek tarihten bahsediyorum. Orada da bir şey var biliyorsun. O ilk maçta aslında 1-0 Etonyan yeniyor. İlk hani biz dizide evet, kupayı evet, kaldırdıkları şey aslında öyle değil. O bir yıl sonra oluyor ama başka bir Blackburn'le evet, oldu. Daha sonra ama şöyle bir hikaye var. Şimdi dizi Darwin'in hikayesiyle başlıyor. Evet. Darwin'in başarılı olmayacağı bir aşamaya geliniyor. O aşamada Fergus şeye gidiyor. Blackburn'e gidiyor. Blackburn'e. İşte Blackburn Rovers'mış gibi sunuluyor ama aslı yok. Henüz sadece Blackburn. Evet, Blackburn diye bir takıma gidiyor ve orada başarıyı orada yakalıyorlar. Şimdi burada birkaç düzey var. Birincisi futbolcular düzeyi. İkincisi tabii futbol kulübü sahipleri düzeyi. Futbol kulübü sahipleri aslında İngiltere'nin en üst tabakasına karşı kulüpleri finansal olarak destekleyen küçük, orta ölçekli fabrika sahipleri olduğu anlaşılıyor. Ve onlar da aslında kendi İngiliz sınıf hiyerarşisinde yükselmek amaçlı bir yan alan olarak görüyorlar burayı ve öyle destekliyorlar. Koskep, TÜSİA da karşı. Öyle diyebiliriz ama öteki tarafta soyluluk olduğu için de evet, aslında burjuvazi soyluluğa karşı gibi bir boyut da var orada. Doğru. Yani tarihsel olarak bu soyluluğun tasfiyesi Almanya, Fransa'da daha net ama İngiltere'de hemen hala bile gerçekleşmemiş olduğu için bir aşamada bir uzlaşı var aralarında ama uzlaşı hiç çatışma yaşanmadığı anlamına gelmiyor tabii. Bir tür burjuvazi şeyi destekliyor. Kendi fabrikaları üzerinden. Şimdi orada hep diziyi okuyanlar bunu işçi sınıfının futbola katılması gibi aktarıyor. Aynı zamanda burjuvazinin futbola katılması boyutu var işte burada. Günümüz futboluna baktığımızda da futbol aslında bana göre 3 düzeyde oynanan bir spor. Birincisi genç bedenlerin sahada yaptıkları spor dediğimiz şey. İkincisi yöneticilerin en iyi takımı kurmak, yenmek ve de seyirci çekerek oradan para kazanmak, onu finanse etmek falan gibi pratikler içeren bir yönetim boyutu. O da bir oyun ama. O da başkalarıyla rekabet etmenizi gerektiriyor. Üçüncüsü de futbol taraftarlığı ya da futbol sempatizanlığı dediğimiz bir şey. O da bunlardan birisiyle kendini özdeşleştirerek o rekabetin bir parçası olmak gibi 3 tane ayrı oyun var aslında. Biz aslında bugün futbol dediğimizde bu 3 oyunun toplamı denilen şeye futbol diyoruz. Evet doğru ve sanıyorum en büyük buradaki pastanın en büyük dilimini de o seyirci taraftar dediğimiz kısım oluşturuyor. Çünkü aslında diğer iki unsur bu üçüncü gruba yönelik yapıyor aslında bütün bu yaptıklarını ettiklerini. Başlangıçta öyle değil ama sonradan onun getirisini görüyorlar. Bugün artık yayın hakları ve benzeri de devreye girdiği için tamamen ona endeksli bir şeye dönüşüyor. Ama bir de bir yandan futbolun geleneksel yanı var. Kulüpler var, gelenekler var. O anlamda yönetimlerin de bir süreklilik arz ettiğini söyleyebiliriz. Evet. Aslında en kırılgan olan bu sporu gerçekten yapan kişiler. Artık o kadar kırılgan ki bütün bir takım bir senede değiştirilebiliyor. Yani bir sezon sonra 11 kişiyi değiştirip başka bir 11 ile sahaya sürebiliyorsun. Ve hem yönetimler hem taraftarlar onlara kendi takımı gibi davranabiliyor. Mesela 19. yüzyılda bir takımı böyle bu şekilde değiştirirsen ertesi yıl taraftarların çok tepkisini çekersin yani. Hayır tabii 19. yüzyılda bir futbol takımı dediğimiz takım ve taraftarlar maçtan sonra aynı pub'a gidip içen insanlar. Evet. Ya da aynı fabrikada çalışan insanlar ya da aynı mahallenin çocukları. Şimdi Avrupa ülkelerinin pek çoğunda özellikle Almanya'da, Fransa'yı çok bilmiyorum ama İngiltere'de şurası çok net. Eğer sen Newcastle'da doğduysan Newcastle'ı tutuyorsun. Çok azdır Newcastle'da doğup da orada büyüyüp orada yaşayıp da Liverpool'u ya da Manchester'ı tutmak.
ya da Arsenal'ı tutmak. Çok az bir orandır bu. Çünkü tarihsel olarak böyle gelmiş işte. Gerçekten hani o takımın oyuncularıyla şimdiki taraftarın babası ya da dedesi bir zamanlar köşedeki pub'da beraber maç sonrası içip üzülüp ya da seviniyorlarmış. Burada biraz şeyin de payı var. Hani İngiltere lig tarihine baktığımız zaman aslında şampiyonluklar tabii sanki Londra, Manchester, Liverpool eksenine hapsolmuş gibi gözükse bile hemen hemen İngiltere'nin her bölgesinin tarihinde bir FA Cup, bir lig şampiyonluğu, bir lig ikinciliği, bir Avrupa'da bir başarı gibi bir şey olan takımlar var. Belki 20 yıl önce olmuş ama o hafızalar var. Ya da Londra'da mesela işte öyle takımlar var. Şu anda Premier'de olmayan Londra takımları var mesela. Fulham gibi. Değil mi? Herhalde en şey taraftar gruplarından birisi. Kesinlikle. Takımına en bağlı taraftar gruplarından birisinden bahsediyoruz. Tabii çok farklı bir sistem ya. Küme düşerken Premier Lig sana para veriyor. Küme düştüğünde. Hani toparlan diye veriyor para. Yani bizdeki gibi değil. Bizde düşünce bitiyorsun. Hayattan kopuyorsun. Kocaeli Spor oluyorsun mesela. Çok acayip bir şey. Küme düşen takımın taraftarı bir sonraki yıl alt kümede daha da bir coşkuyla takımına sahip çıkıyor. Tekrar yukarı çıkarmak için. Bir böyle bir tarafı var. Bir de mesela işin şöyle bir tarafı var. Sheffield United diye bir takım var biliyorsun. Futbolun modernleşmesindeki serüvende konan kuralların önemli bir kısmı Sheffield'dan çıkıyor. Bir dönem o college'ların, kolejlerin yaptığı katkıyı Sheffield yapıyor. Evet, evet. Aslında üç tane kaynaktan geliyor. Birisine Sheffield Rules deniliyor. Hı hı. Mesela orada 10 kişi takımlar. Birisine bu FA Rules deniliyor. Yani üç ayrı kural üzerinden oynanan bir sporken aslında bu dizide anlatılan hikaye futbolun merkezileşmesi hikayesi. FA'nin şeyini tanıyorlar. Belki buraya hı-hı şeyi eklemek lazım. Peki bu Old Etonian ne oldu? Değil mi? Mesela Blackburn Rover diye bir takım var şu anda. Bu dizide evet devamı sayabileceğimiz. Evet. Old Etonian ne oldu? Aslında bu mezun takımları hiçbir zaman amatörlüğü terk etmiyorlar. Yani olay dizideki gibi bitmiyor ve Arthurian League diye ayrı bir lig kuruluyor ve onlar bu ligde mücadele etmeye devam ediyorlar. O ligin ayrı bir lig olmasının sebebi şu. Zaten Etonian, Old Etonian'da oynaman için Eton mezunu olman şart. Evet. Yani oyuncu transfer edip oynatma imkanın yok. O yüzden de bu ligin yaş ortalaması da çok yüksek oluyor. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast. Buradan şu şeye geçelim mi? Özellikle dizinin de son bölümünde, çok da spoiler da vermemeye çalışıyorum. Hani seyretmemiş insanlar vardır. Dizinin son bölümünde de açığa çıkan bir durum var. Az önce senin söylediğin şeyle çok ilintili. Niye Etonian amatör kalmayı tercih ediyor? Çünkü şöyle bir şey var. Kinnard'ın babası da bir işte soylu ve oğlunun bilmem kaç yaşına gelmiş olduğu halde hala top peşinde koşmasından hiç haz etmiyor. Bundan hiç hoşlanmıyor çünkü hani çocukken hoş görülen ama artık işe güce atıldığın zaman kenar dışarıda bırakman gereken bir şey olarak bakıyor futbola. Ve zaten filmde Ferguson, Suter'in ve Love'un para alıyor olması şöyle tepki çekiyor. Bu amatör ruhlu oyuna indirilen bir darbedir. Etonyancılar yani FA bu yüzden karşı çıkıyor buna. Çünkü amatör kalmak çok daha büyük bir erdem onlar için. Para karşılığında bir şey yapar mı soylu adam? Yapmaz. Hani ticaret yapar sadece ama bu bir hobidir onlar için. Fakat orada işte ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Az önce senin söylediğin gibi Burjuvazi'nin futbolda sahne almaya başlamasıyla beraber Burjuvazi'nin kaynağının da İşçi sınıfı olmasıyla beraber bu insanların antrenman yapması gerekiyor. Ama öbür taraftan bu işçiler haftanın 6 günü yaklaşık 10 saat çalışıyorlar. Yani antrenman yapmak için zamanları yok. Hadi bir zaman yaratsalar enerjileri yok. Çünkü adam 10 saat çalışıyor günde filan. Ve zaten dizide de profesyonelliği ön plan, yani savunurken diyeyim Fergus tam da bunu söylüyor Kinnard'ın yüzüne. Hani sen zaten çalışmıyorsun arkadaş. Sen tabii ki haftada en az 3-4 gün istediğin kadar antrenman yapabiliyorsun.
Ama biz yapamıyoruz. O yüzden de önünü açmalısınız bunun. Bazı insanlar futboldan para kazanıp her şeyini futbola vermeli gibi bir iddiada bulunuyor. Buradan da tabii şuraya geliyorum ben. Endüstriyel futbol meselesini hiç açmayalım bence. Onu belki başka bir zaman konuşuruz ama. Bu kadar bir değinilebilir. Yaygın bir kurgu var ya. Aslında amatör futbol işçilere, halka ait bir şeydir. Profesyonel futbol farklıdır gibi. Ama mesele tam tersi. Ben de hani o romantizm benim de çok hoşuma gidiyordu. Amatörlük, amatör ruh filan. Arkadaş hem amatör ol, hem karnını doyur, hem aile geçindir. Hem de rekabet, yok öyle bir şey. Gerçekten yok. O yüzden hani endüstriyel futbol belki olabilecek en vahşi kısmı bunun. Ki onu seninle konuşmuştuk daha önce. Anmakta fayda var. Bence en vahşi kısmı o genç işte futbolcu bedenlerinin üzerine yaptığı şey. Yani haftada bilmem kaç saat koşturtmak filan bu insanları. O yolculuklar, o uçak yolculukları filan. Bir ikincisi de oyunun ruhu dediğimiz şey aslında profesyonellikle beraber ortaya bu seviyeye gelmiş bir şey. Ortaya çıkıyor, evet. Burada bir noktaya değinmek lazım. Aslında body politics ile ilgili bu. Yani bir beden üzerinden bir şey tesis ediliyorsa o beden öncelikle alt sınıf bedeni oluyor. Yani örneğin askerlik de böyle bir şey. Doğru. Yani savaş söz konusu olduğunda öncelikle alt sınıf bedenler sahaya sürülüyor. Geçtiğimiz hafta bu hafta Fransız bir doktor şey dedi ya, korona aşı testi için Afrika'nın bir deney alanı olabileceğini söylemesi gibi bir şey aslında. Evet, evet. Şeyde de öyle. Şu anda ona gerek yok. Yine alt sınıflar sahaya sürülmüş durumda. Market işçisi, temizlik işçisi, kurye, hemşire, hasta bakıcı. Onların arasında da hani orta sınıf doktorların, onların da bedenleri sürülüyor tabii sahaya. Ama esas olarak işte Corbyn'in de geçtiğimiz haftalarda söylediği gibi şu anda sahada fon yöneticisi bedeni yok. Evet. Eğer ihtiyacımız olmadığını da gördük bunlara. İhtiyacımız da yok. Kendisi de yok zaten. Kendisi de yok. Evet. Eğer hasta değilse. Şimdi böyle bir durum var yani. Bu hikaye bence bu diziden çıkıyor. Bu diziden bu hikayeyi çok zorlamadan çıkarabiliyoruz. Dizi buna yoğunlaşmak yerine aslında bir tür centilmenlik anlaşması. Yani iki sınıf arasında bir centilmenlik anlaşması ve tabii Satır sonradan çok önemli bir futbolcu oluyor. Çok uzun yıllar top oynuyor ve etkili bir futbol adamı da oluyor. Federasyon üyeliği de yapıyor. Müzesi de var bugün. Yani evini geze de biliyorsun falan. Önemli bir figür. Kinnert de öyle birisi oluyor. İşte ta ölene kadar adamcağız Wembley Stadyumunu yaptıran adam. Fakat stadyum açılmadan 3 ay önce ölüyor. Yani Wembley'i göremiyor. 23'te açılıyor Wembley. 3 ay önce ölüyor. Halbuki buna bayağı bir emek veren bir kişi. Diziden birçok şey öğrenme imkanı oluyor. Günümüz futboluna ilişkin bir sürü alegori içeriyor. Şimdi bu ikinci düzey dediğimiz, yani yöneticiler arasında futbol oyununun tabii günümüzde de hoş karşılaması mümkün olmayan bir yanı var. Sonuçta ortaya konulan parayla yapılan bir iş. Şey dönüşmüş durumda. Hani kimin parası çoksa aslında o belirliyor sistemi. Kim sistemi belirlerse de onun parası çok oluyor. Çünkü şimdi yayın hakları gibi, reklamlar gibi bir sürü şey var, bir sürü imkan var ve başarılı olana akıyor öncelikle onlar. O yüzden futbol şeye sıkışmış durumda, başarının tekrarı ilkesine sıkışmış durumda. Yani aradan sıyıranlar yine oluyor. Allah'a şükür oluyor, yoksa seyredilmeye değmez yani. Yani düşünsene ya, bir dönem Real Madrid'in kaç yıl Şampiyonlar Ligi'ni kaç yıl kazandılar adamlar. Yani artık sıkılırdık yani devam etseydi o. Hani birisi girip bu işi şey yapmasaydı. O boyut bence futbolu zehirleyen boyut aslında. Yani kulüp karakterini kaybediyor takımlar. İngiltere'de de yaşadık. Önce Rus oligarklar girdi devreye. Sonra Katarlı şeyhler girdi, takım satın aldılar. Kulüp karakterini kaybedecek şekilde. Şu anda da hala onlar devrede ama
federasyon şeyi bir yöntem izledi. Bunların girişini zorlaştıran kararlar aldı. UEFA da böyle kararlar aldı. Biraz durduruldu süreç ama esasen hala İngiltere'de sermayenin egemenliğinde yürüyen bir spor var yani. Ya orada çok garip de bir durum var. Biliyorsun Chelsea'nin başkanı Abramovic İngiltere'ye girmesi yasak. Oturum evet. Vermiyor evet. İngiltere'ye. Evet. Öyle çok ilginç bir şey. Bir de umulduğu kadar başarılı da olamadı. Aslında hani bir zaman oldu aslında. Hani o şeyin ilk zamanları fena değildi Chelsea. Şöyle yani başarılar elde etti ama böyle hatırlarda kalan bir futbol ortaya koyduğunu düşünmüyorum yani. Ha bir gelenek olarak. Yani bir Manchester olmadılar hiçbir zaman. Bir evet. Arsenal olmadılar hiçbir zaman. Mesela United'ın bir dönem. Oha bunlar futbol oynuyorsa biz ne oynuyoruz? İşsi yarattığı dönemler oldu. Ya da şimdiki Liverpool mesela değil mi? Hani izleyince başka bir şey oynadıkları hissi doğuyor bende. Yani akıl verdiremiyorum. Evet. Önerim şu Tamer. Güzel bir sohbet oldu. Dersen yavaş yavaş toparlayalım. Futbolla ilgilenenler aslında ilgilenmeyenler de diziyi izleyebilir. Çünkü mesela Kinnert'ın şeyinden bahsedecektim. Adam aynı zamanda yüzme şampiyonu. Adam aynı zamanda tenis şampiyonu. Yani evet, evet. O dönem komple sporculuk diye bir şey var. Yani ben sadece futbolcuyum diye bir şey de yok. Yani futbolcu dediğin adam aynı zamanda hızlı koşan adam falan. Doğru, doğru. Onlardan bahsedecektim edemedim. Başka bir zaman inşallah. Bu konuya döneriz. Tekrar bu diziden söz ederiz. Bence çok şey. İzlemelerini öneriyorum ben insanlara yani. İzlesinler. Peaky Blinders'ın o atmosferini beğendiyseniz hani oradaki şey aksiyon çok daha fazla action çok daha değişik ama o atmosferi beğendiyseniz o tarihsel doku hoşunuza gittiyse bu diziyi futboldan bağımsız olarak da beğenebilirsiniz. Ayrıca az önce sözünü ettim mesela eşim hiç benim gibi izlemedi. O tamamen o kadınların güçlü ya da kadınların bir biçimdeki muhalefeti üzerinden izledi. Öyle de izlenebilir. Biz değinmedik o kısmına. Aslında orada da çok değerli, dramatik kadın, çocuk, doğurganlık, yetimler. Evet. Örneğin Satır bir dul ve single mother bir kadınla evleniyor. Evet. Ve benzeri. Tabii şöyle bir nokta var. Bir arkadaşımla, işte Bercan adı, konuştuğumuzda o dizinin tarihe olan sadakati üzerinden diziyi değerlendirip silmiş. Ben tarihe olan sadakatini çok önemsemiyorum dizinin. Yani temel olarak tarihe sadık buluyorum. Onun yeterli olduğunu düşünüyorum. Araya bazı öyküler mi? Örneğin Satır'ın karısının çocuğunun, kulüp başkanının gayrimeşru çocuğu olması falan gibi şeyler eklenmiş diziye. Realitede böyle şeyler yok aslında. Yok. Evet. Ama dramatik bir şey olsun diye eklendiğini düşünüyorum onların. Hani bir... Yani tarihi sadakat üzerinden de izlenebilir. Yani insan hani bunlar izleme biçimleri. İnsanlar gerçekten bunu tercih edebilir, etmeyebilir. Evet benim İngiliz tarihine öyle bir sadakatim yok. Bir çok da hani hastası değilim. Biraz da şöyle bir yanı yok mu Ahmet? Yani böyle bir dizi çekiliyor. İşte Bercan da ya da sen ben okuyoruz, bakıyoruz ve tarihe sadık mı değil mi falan. Bir sürü şey öğreniyoruz futbol hakkında. Yani dizi bunu sağlıyor en azından. Kesinlikle. Peki bir sonraki iki lafın beline kadar hoşça kalın diye. Hoşça kalın. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga.net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.